Üniversitede her türlü insanla tanışabilirsiniz. Bir moda bloggerından tutun da iş adamına kadar. Herhangi bir üniversitede 19 tipik öğrenci türünü görmek için videomuzu izleyin. Her öğrenci eşsiz bir insandır. Elimizde kimler var bir bakalım. Uyan! Ben uyumuyordum. Parti kızlarının üniversiteye okumaya gitmedikleri belli. Ne güzel bir şarkı. O kulaklıkları çıkar ve dersi dinle. Bu kesinlikle ilgimi çekmiyor. Uyusam daha iyi olacak. Ve işte yakışıklı bir sporcu. Spor ihtiyacı olan tek şey. Evet, ben iyiyim. Bak, şimdi o inekle nasıl dalga geçeceğim? Hey sen! Ağla bebeğim. Neden herkes sürekli bana böyle davranıyor? Ben bütün derslerime çalışıyorsam bu suç mu? İnekler her sınıfta sosyal aktivistler gibidir. Birinci sınıfların konserine gelsene. Vay, bu çok eğlenceli olur. Hey, inek! Beni rahat bırakın. Hey, birinci sınıfların konserine gel. İlginç olacak. Evet, bir dakika bekle. Hadi bundan bir uçak yapalım. Bunu kim yaptı? Senden bunu hiç beklemezdim. Neden ben? Büyük partilere tapan öğrenciler vardır. Ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan tipik içe dönükler. Bir şeyler içmek ister misin? Hayır mı? Ben bir içecek alacağım. Dans edelim mi? Tamam, sen bilirsin. Hazır olun, çok eğlenceli. Beni izleyin. Ben neden evden çıktım ki? Peki bir kokteyl? Hayır, teşekkürler. Ne eğlenceli bir parti. Evde kakaolu sıcak marshmallow vardı. Hey, nasılsın? Ne garip bir kız. Yarın da parti yapacağız. Hadi gelsene dans edelim. Boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun? Tipik bir dışa dönük olarak büyük ve eğlenceli bir ekiple mi? Yoksa çay ve favori bir kitap tercih eden bir içe dönük olarak mı? Cevaplarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Asla geç kalmayan bir öğrenci türü de vardır. Günaydın. Projemi hazırladım. Lütfen bana bir soru sorun. Ve her zaman geç kalan öğrencilerdi. Merhaba. Aa, merhaba. Geç kaldınız. Ders bitti. Aa, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bak, Okitoki'de çok ilginç videolar var. Ah, zor yetiştim. Sakin ol, geç kalmadın. Burada oturan çocuk nerede? Kimse onu görmüyor ama onun var olduğuna dair söylentiler var. Ve işte o burada. Gerçekten umursamaz bir birinci sınıf öğrencisi için erken kalkmak çok zordur. Ya da ikinci sınıf ya da üçüncü. Bu tip bir öğrencinin sınıfta görünmeye tenezzül etmesi için pek de bir sebebi yoktur. Kimi öğrenciler düzeni fazla kafaya takar. Sadece kendi çalışmalarında değil, hayatlarının her yerinde. Ve şimdi mükemmel romanımı okumaya başlayabilirim.
Ama üniversite en uysal kızın bile amigo bir kızla dans edebileceği harika bir yerdir. Hadi bana neler yapabileceğini göster. Ben mi? Ben her şeyi yapabilirim. Robot dansımı tekrarlamaya çalış. Evet, bunu tekrarlamak zor. İnek bir birinci sınıf öğrencisinin Playboy'u ezip geçebilecek bir meydan okumaya cesareti yoktur. Merhaba güzellik. Benimle mi konuşuyorsun? Ah, hayır. Neden ben onun kadar kendimden emin değilim ki? Üniversitede çok önemli bir ahlaki misyonu yerine getirmek için didinen tipler vardır. Tabii kendi kafalarına göre. Olması gerekenden 2 milimetre daha fazla. Bu üniversite tüzüğümüzün ihlalidir. Kaydediyorum. Bu ciddi mi? Kesinlikle. Yaratıcı öğrencilerin üniversite yeteneklerini gösterebilmesi için büyük bir fırsattır. Son dokunuş. Bu resim kariyerim için çok büyük bir dönüm noktası olabilir. Bu bir başyapıt. Her yaratıcı insanın kendine özgü büyük bir sanat anlayışı vardır. Bu benim en iyi işim. Sokak sanatının gerçek bir başyapıtı. Her sınıfta bu tür sevgililerle karşılaşabilirsiniz. Bak, bu benim yeni çekimlerden. Hey, sana kim yazıyor? Hiç kimse. Devam edelim mi? Peki, tamam. Hayır, şimdi değil. Kim bu? Bitti, ben gidiyorum. Bekle, her şeyi açıklardım. Selam bebeğim. Sosyetik kızlar her zaman dikkat çeker. Böyle çarpıcı bir görünüm elde etmek için o gerçekten çok çalışıyor. Her an ve her yerde sürekli okuyan öğrenciler vardır. Gerçekten. Ne de olsa onlar için çalışmak hayatın tüm anlamıdır. Ve işte burada benim güzel notlarım. Neredeyse gözlüklerimi unutuyordum. Ne güzel bir gün. Temiz hava tamamen yeni bilgiler edinmeye teşvik ediyor. O zaman başlayalım. Unutkan bir öğrenci kesinlikle yalvarmak için doğmuştur. Lütfen bana bir kalem ödünç verir misin? Tamam, şunu al. Teşekkür ederim. Güzel, birkaç tane daha alayım ve bunlar da işime yarar. Harika. Hey, o deftere ihtiyacın var mı? Geri vereceğim. Ya da boş versene. Daha fazlasına ihtiyacım var. Bunu alabilir miyim? Ve onu da... Senin kulaklığa ihtiyacın yok. Wow, bu gerçekten işime yarar. Bence dilencilik onların gerçek bir süper gücü. Çalışkan öğrenciler fazla miktarda bilgi için çaba sarf ederler ve tamamen kurallara göre yaparlar bunu. Ama kolay yoldan bilgiye ulaşmaya alışkın olanlar da vardır ve onların bu iş için kendi kurnaz yolları vardır.
Denememi hazırlamam sadece 5 dakikamı aldı. Videomuzu beğendiniz mi? Daha eğlenceli videolar görmek ister misiniz? O zaman kanalımıza abone olun ve bildirimler için çan butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.